Rabbimizin rızasına nail olabilme düşüncesiyle, inancıyla, itikadıyla hareket ederek orucunu tutan, namazlarına daim olan, Allah-u Teala'nın bu mübarek mevsimini değerlendirme yoluna giden ve beklentisi de Rabbimizin rızası olan her kim bu ayı böyle değerlendirirse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, geçmiş günahları bağışlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'in bize kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi. Yeter ki biz Rabbimizin rızasına uygun fiillerde bulunalım. Ramazan ayını Ramazan ayından sonra da yaşamaya devam edelim. Yılın geri kalan zamanlarını da aynı güzelliklerle, aynı duygularla, aynı ahenk ile devam ettirmeye gayret edelim. Hayatımızın her gününün Ramazan olduğunu düşündüğümüzde her günümüz bizim için huzur olacak. Çünkü Ramazan gönüllerimize bir huzur getirdi. Evlerimize bir neşe getirdi. Sokaklarımıza bir neşe getirdi. Getirmesi de lazım zaten İslam beldesinde. Sokaklarımızın bile şekli şemaili değişmeye başlıyor. İnsanların hal, hareket ve tavırları değişmeye başlıyor. İşte Ramazan'ın güzelliği. Bütün 12 aya bunu yaydığımızda insanlar aynı güzellikte, aynı mülayimlikte, aynı anlayışta, aynı şevk ve heyecan içerisinde daim oluyorlar. Bir insan için de en güzel lütuflardan bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ramazan ayı geldiği zaman daha ilk geceden Rabbimiz dünya semasına bir melaike-i kiram cemaati gönderir, topluluğu gönderir. Ve bunlar bizlere seslenir. Ey sahibul hayr, ey hayır sahipleri, hayır işleyen kimse, ey Ademoğlu, ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne iman edip Allah-u Teala'nın emirlerini baş tacı edenler, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gidenler, öyle bir aya girdiniz ki bu ay şer yolunda azgın olan azgınlığından vazgeçsin. Ey ümmeti Muhammed, eğer şer işliyorsan, şer davranıyorsan, kötü fiiller uyguluyorsan, haram olan işler yapıyorsan, sana dünyada, kabirde, mahşerde, mizanda faydası olmadığını bildiğin işleri, Allah'ın rızasının olmadığını bildiğin işleri hataen, bilerek, bilmeyerek yapıyorsan bunlardan vazgeç, azgınlıklarından kurtul ve sonra der ki, istiğfar eden yok mu? Bağışlanma dileyen yok mu? Günahlarından arınmak isteyen yok mu? Sirkelenip de fazla yüklerini üzerinden atmak isteyen yok mu diye Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden itibaren Rabbimizin gönderdiği melaike-i kiram cemaati bize seslenir. İşte duyanlar da buna icabet eder. Rabbim cümlemize duyursun. Evlad-ı iyalimize duyursun. Layıkıyla amel etmeyi, ağırlıklarımızdan, günahlarımızdan, masivalarımızdan kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Bağışlanma yolu, günahlardan kurtulma yolu, bol bol tevbe istiğfar etme mevsimi. Daha ilk günden melaike-i kiram çağırıyor. Sonra bağışlanma isteyen bağışlanacak. Dertlerine deva isteyen yok mu? Çözüm isteyen yok mu? Af isteyen yok mu? Affedilecek. Böyle bir gece bu nidayı ediyor ve ardından da sual ediyor. Yok mu koşan? Yok mu gelen? Bu davete icabet edecek olan yok mu? Ve bu çağırmalar, bu nidalar imsak vaktine kadar devam eder. Hele ki Ramazan-ı Şerif'in ilk başlarında melaike-i kiram Rabbimiz gönderir, bizi buna davet eder. Allah-u Teala'nın yoluna, kurtuluş yoluna, günahları üzerinden atma yoluna, sirkelenip temizlenme yoluna davet eder. Ve bütün Ramazan boyunca bu nida böyle devam eder. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece azaba, cehennemi görmesi, cehennemlik değil, cehenneme gitmesi vacip olan
600 bin müminin affedileceğini ve Ramazan bayramında da Arefe gecesinde de bütün günlerde affedilen müminlerin toplamından daha fazlasının affedileceği. Aslında burada biz şuna odaklanalım. 600 bin, 1 milyon bu rakamlar geçiyor ama bunlardan maksat kinaye, çokluktan kinaye. Rabbimizin rahmeti o kadar geniş ki siz saysanız da sayamazsınız, hesap etseniz de edemezsiniz. Siz yeter ki Rabbinizin yolunda bulunun. Rabbimizin rahmet kapısı, bağışlanma kapısı hepimiz için açık. Bize bunu beyan ediyor. Ama ne ister gönül? Eğer bugün bağışlanacaklarda bir kota varsa ben o kotanın içerisine girmeliyim. Bayramda eline beraat alacak bir müminler var ise manevi beraat, ben o beraatı alanlardan olmalıyım. Ben olayım, eşim olsun, çoluk çocuğum olsun, komşum olsun, bütün ümmeti Muhammed bu beraatten alsın. Hatta Rabbim, eğer insanoğlu ayağını bu yönde adım atarsa bütün insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Biz müminlerin genel duası zaten budur. Burada geçen hadislerde sayı rakamlar Rabbimizin rahmetinden çokluktur. Zaten Hud aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam kavmini çirkin işlerden sakındırıp Allah-u Teala'ya davet ederken çok güzel ayet-i kerime bizlere beyan ediyor. Estağfirullah. Fefirru ilallah. Hani Türkçe'de de kullandığımız firar etmek, kaçmak. Genelde bu bizim kullandığımız firar kişinin işte hapisten kaçması, şuradan buradan. Buradaki firar ise fefirru ilallah, firar edin, kaçın. Ayağınızı kaydıran ne varsa, sizi Ramazan'dan alıkoyan ne varsa, sizi Allah-u Teala'dan alıkoyan ne varsa, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gitmekten alıkoyan ne varsa hepsinden firar edin, kaçın. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Allah'a koşun. Allah-u Teala'nın davetine koşun. Cennete koşun. Cemalullah'a koşun. Kurtuluşa koşun. Günahlardan arınmaya koşun. Cennete koşun. Me'va cennetlerine koşun. Firdevs cennetlerine koşun. Genişliği yerler ve gök arası kadar olan, gözümüzün, aklımızın, hesabımızın muhakeme edemeyeceği türlü türlü nimetlerin donatıldığı Rabbimizin rızasına ve rahmetine koşun. İşte böyle bir ay. Peygamberlerimiz bu bizim ayağımızı kaydıracak, boş işlerle zamanımızı alacak, rahmet yağmurları yağarken kapımızın aç kalmasına, boş kalmasına vesile olacak bütün kötü ve çirkin fiillerden, Rabbimizin rızasına gitmeyen bütün yollardan Rabbimize koşmamızı, firar etmemizi bize öğütlüyor. İşte tam masiva işlerden, fuzuli işlerden Allah-u Teala'ya firar edeceğimiz, koşacağımız bir zaman dilimi. Bu Ramazan-ı Şerif ayı misliyle ecir ve mükafat alacağımız, oruç ibadetinin farz kılındığı, bizim hem vücut olarak, hem ahlak olarak, hem beden olarak, hem zihin olarak ekmeli tahiyyata, uygunluğa ve kemalata ulaştığımız bir mevsim, bir zaman dilimi. Ama oruç midemizi ve bedenimizi aç bırakıp bir takım dünyevi şehvetlerden, heyecanlardan uzak kalmaktan ibaret değil. Midesini dinlendirdiği gibi Rabbimizin diğer zamanlarında helal rızıklarıyla beslediği gibi gözüne oruç tutturmak, eline oruç tutturmak, ayağına oruç tutturmak, gezdiği yerlerde Allah-u Teala'nın rızasını aramak, yaptığı işlerde Allah-u Teala'nın rızasını aramak, özellikle dile ve kalbe oruç tutturmak. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bu hususlarda uyarıyor. Yüce Mevlamız uyarıyor. Bazen küçük gördüğümüz günahlar çıkar karşımıza. Kalbimiz, bedenimiz oruçtadır, gece namazındadır, gündüz orucundadır. Ama dilde bir değişiklik olmaz, gönülde bir değişiklik olmaz. Gıybet, yalan, faiz, haram, içki, kumar, bunlar tehir edilir, ileride yapma düşüncesiyle bırakılır. Ama hafif gördüğümüz o gıybetler var ya, Müslümanların çekiştirmek, haset etmek, kin beslemek, düşmanlık beslemek. Rabbimiz buyuruyor ayet-i kerimede. Eyyutimme
lehme ahihi meyten fekerihtumu. Bu kardeşinizin ölmüş etini yemek gibidir. Çok ağır bir benzetmeyle aklımız başımıza gelsin diye tecessüsten, suizandan, başkasının arkasından istemediği şekilde konuşmak, gıybetini yapmak, hele ki iftira, hele ki yalan. Bunlardan da dil çekilmeli ki, bakınız en sert benzetmelerden biri yapılıyor. Oruçlu ağzımızla bu günahlara düşmeyelim. Ve Ramazan'da bu güzelliği kazanırsak bundan sonra da böyle devam etsin. Yalandan şimdi birçok arkadaşımız Ramazan ilk günlerinde soruyorlar. İşte ya şöyle hatalar olmuştu, böyle olmuştu. Çok gıybet olmuştu. En çok bunlar. Nasıl helalleşebiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Hele ki iftira filan atılmışsa birilerine, hayatında karartmalar meydana gelmişse ne parayla düzelir, ne ödemeyle düzelir, ne oruçla düzelir. İnsanların hayatı kararmışsa eğer, kişiler iş yerinde birbirleriyle olabilir, ailesinde birbirleriyle olabilir. İnsanlar aileleri dağıtmak için bile öyle şeyler duyuyoruz ki aile içerisinde hoş olmayan sözleri bile yayabiliyorlar. Komşular içerisinde yayabiliyorlar. İşte oruç muhterem müminler sadece bedenin aç kalması değil, dilin dosdoğru olması, sapasağlam olması, düpdüzgün olması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişiye yalan olarak kulağının her duyduğunu diliyle söylemesi yeterlidir buyuruyor. Yani her duyduğum doğru mu, yalan mı, yanlış mı, eğri mi, bundan hak hukuk var mı, acaba birinin yalanına alet mi oluyorum diye. Çünkü bazı söz vardır ki cinayetten daha ağırdır. Bazı insanı öldürmek ondan daha kolay gelir onun için. Daha az gelir. Mümin bedenine oruç tutturduğu gibi diline ve bütün ağza yüzüvlerine da aynı şekilde oruç tutturma ciheti üzerinde olmalı. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayanarak ulemamız bize diyor ki şu Ramazan-ı Şerif ayında öyle şeyler var ki şu dört hususu hiçbir zaman kendi üzerinizden ve yanınızdan ayırmayın. Şu dört husus her daim sizin başınızda ve bundan hiçbir zaman kendinizi uzak tutmayın. Şu rahmet günlerinde, mağfiret ve bağışlanma günlerinde. Allah-u Teala'nın rızasını kazanacağımız şeylerden bir tanesi. Ramazan-ı Şerif ayında hiç uzak kalamayacağımız. Bol bol kelime-i şehadet getirmek, kelime-i tevhid getirmek, imanımızı zinde ve sapasağlam tutmak, Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini ikrar ederek canı gönülden bütün aza yüzüllerimize bunu yaymak ve bunu yaşamak, ardından bol bol istiğfar etmek. Ramazan ayı, işte zaten Ramazan'a adını veren Ramazan, yanma, günahları yakma, hataları yakma, masivayı yakma, bir diğer manası da uzun süren kuraklıklarda, örneğin ilkbahar yağmurlarının peşinden böyle bir müddet kurak olduğunda şöyle güzel bir yağmur yağar. İnsan içine neşe verir. Hava güzeldir, sıcaktır. O yağmurla beraber her ne kadar beton olsa da yine de hissediliyor. Topraktan güzel bir koku gelir. İnsana neşe verir. İlkbahar gelmiştir, çiçekler açmıştır. Nebatatta bir canlılık meydana gelmiştir. Ramazan aynı zamanda uzun bir kuraklığın ardından toprağın hoş koku verdiği, yeniden bitkilerin filizlendiği, böcekten nebatata bütün hayvanatın neşelenip canlandığı, insanoğlunun içerisine de bir neşe ve kıpırtının düştüğü zamanı anlatan bir ifadedir. Ramazan, yanan ve kuraklıktan kurtulan. İşte günahları yakma, bol bol istiğfar etme. Eğer gönlümüzde bir kor varsa, şu gönlümüzde bir yanmalar varsa, bir masiva var ise, Allah-u Teala'ya karşı günahkar olduğunu düşünüyorsa, gerçi bilemiyorum, var mı günahkar olmayan, düşünüyoruz. İşte tam onları yakıp, o rahmet yağmurlarını yağdırması gereken, o kokuyu alması gereken bir zaman, bu lezzeti almak istiyorsak da, bol bol tevbe istiğfar edeceğiz. Bol bol tevbe istiğfar edeceğiz. Ve ma kana Allah li yu'azibakum ve ente fihim. Hatta başka bir ayete. Levla du'a'ukum fakat kezzebtum. Eğer sizin duanız, yalvarmanız, Allah-u Teala'dan istemeniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin?
Eğer duamız olmasa, biz Allah-u Teala'ya yalvaramayacaksak, Rabbimize ağlayamayacaksak, secdeye varamayacaksak, kulluk edemeyeceksek, Rabbimizin verdiğini Rabbimizin yolunda harcayamayacaksak, Rabbimizin verdiği bedenle secde edemeyeceksek, oruç tutamayacaksak, sağlık ve imkanı yerinde olanlar için, o zaman Rabbimizin katında değerimiz ne olabilir? Bunu kendimiz muhakeme edebiliriz. Rabbimiz de bizi uyarıyor. Resulüm de ki, levla duaukum, eğer duanız, eğer kulluğunuz, eğer namazınız, eğer orucunuz, eğer zekatınız, eğer ibadet ve taatınız, eğer gözyaşınız olmasa, Allah-u Teala sevgisiyle ağlamanız olmasa, Rabbim size neyinize değer versin? Neyimizle değer bulalım? Rabbimiz buyuruyor ki, ben sizi bana kulluk etmeniz için yarattım. Değer bulacağımız yer burası. Rabbimize layıkıyla güzel kulluk yapmak. Kelime-i şehadet bol bol ve tövbe istiğfarı yine bu zaman diliminde bol bol yaparak Rabbimizin rahmetini, mağfiretini kuşanabilme, elde edebilme cihetiyle mücadele edeceğiz. Bir diğer hususta Rabbimizin cennetini talep edeceğiz. Cenneti niçin talep ederiz? Rabbimizin rızasına nail olabilmek için. Sakınacağımız dördüncü husus da tabi olacağımız Rabbim. Cehennemle benim arama perde koy. Beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Bizi rahmetine dahil eyle. Cennete gitmeyi arzu edip bunun için mücadele edeceğiz. Cehenneme gitmekten korkup oraya gitmemek için o yolun gayrısında mücadele edeceğiz. İçkisinde de mücadele var. Allah'ın rızası yolunda dahil olabilmek için mücadele. Cennet nimetlerine dahil olabilmek için mücadele ve cehennem gayyalarına giden, Rabbimizin öfkesini, gazabını celbedecek hususlara giden bütün fiillerden de yine Rabbimizin rahmetine koşarak, firar ederek onlarla mücadele ve dilimizden düşürmeyeceğimizden hususlar tesbihat, zikir ve Rabbimize karşı her daim günahlarımızı bilerek sahurlara erken kalktığımızda bizim için güzel, hani normalde teheccüde kalkamıyorsa aslında hani teheccüdü teşvik ediliyor ama yeter ki önce şu 5 vakit namaz bir tam kılınsın. Bu da çok önemli. Yani sahur yemeğini kalkıp sabah namazını kılmadan eğer peşinden istirahat için yatıyorsak veya iş için hemen koşuyorsak bakınız orada da aldanıyoruz. Orada da şu rahmet günlerini kaçırıyoruz. Böyle yapanlar var ise çoluk çocuğumuz hani şimdi okullar var, sınavlar falan var ya. Hemen sahur yemeğini ye yavrucuğum, yat dinlen. Diyor böyle yapıyorum diyor, yanlış mı yapıyorum diye soruyor. Aslında yanlış olduğunu o da farkında. Yavrucuğum sahur yemeğini yedin. Hemen namazını da kıl. Fark etmez seri kıl. İnne antayna ile kıl. Kul huvallahu kıl. Hızlıca kıl. Ama kıl. Bu oruç tutarken sevap kazanıyoruz ya. Sabah namazını kılmadığımız zaman ne kadar günaha giriyoruz. Bir de bunu da düşünelim. Ne kadar büyük bir nimeti kaçırıyoruz. Ne kadar güzel bir karlı alışverişi kaçırıyoruz. Ayağımızda misliyle sevap kazanacağımız bir gayri hesap, böyle bereketli bir zaman, böyle bir zaman dilimi. Namazlarımızı gayret edelim. Geceliğin sahurlara kalktığımızda tenhalarda tevbe istiğfar. Evladı yarimiz de duysun. Onlar da duysun. Onlar da bu çizgide daim olsun. Onlar da buralarda gelsin. Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edelim. Okuyamıyorsak dinlemeye gayret edelim. Bir harf öğrenmeye gayret edelim. Bir hadis-i şerif öğrenmeye gayret edelim. Bu zamanlarda bu şevk ve heyecanımız artacak, neşemiz artacak. Hem dinlenme ihtiyacımız, dinleme ihtiyacımız ve şevkimiz artacak. Hem de evimizden başlayarak, çoluk çocuğumuzdan başlayarak bunları çevremize de aşılayarak çok güzel bir olgu, güzel bir değer. Şu misal hep hoşumuza gider. Tren rayını döşemesi biraz zor ve uzun ve meşakkatli bir iş. Santimlik, milimlik hesaplar gerekiyor. Bu milimlik hesaplara yapılır ama sağlam yapılmışsa tesisat artık onu kullanan operatör her neyse oturur orada o tren rayında gider. İşte Ramazan-ı Şerif bu rayı santimi santimine döşeme zamanı tabiri caizse. Eğer masivada isek Ramazan'ın dışında bazen kendimizi aldatıyor gaflete düşürürsek Ramazan tam sirkelenme zamanı bunu toparlayıp rotayı düzeltme zamanı. Bu rotayı düzelttiğimizde Ramazan'dan sonra da bu tren namazıyla, orucuyla, zekatıyla, hayır hasenatıyla her daim devam edecek. Ve izâ se'eleke ibâdî
anni fe inni karib. Resulüm, kullarım beni sorarlarsa de ki fe inni karib. Ben onlara, ben size çok yakınım. Dua edenin ucibu davetet da'i. Dua edenin hemen duasına icabet ederim. Duasına karşılık veririm. İşte kendimiz için, ailemiz için, ümmeti Muhammed için duanın zirve yapacağı zaman, Rabbimizle aramızda hiçbir zaman bir irtibat kopukluğu yok. Zaten eğer bir insan bir dert, bir sıkıntı, kendini hücreye atmak, zindana atmak istiyorsa Allah muhafaza Rabbi ile arasına mesafe koysun. Bu imkanı yoktur kendisinde ama hani kendini Rabbinden, rahmetinden, mağfiretinden uzak tutar gibi, böyle sanki istediği gibi yaşıyor gibi, dilediği gibi, ileri etmiş gibi yapması onu boş ve içinden çıkılmaz girdaplara sürükleyecektir. Şu anda Rabbimiz bize hiç olmadığından, şah damarımızdan daha yakın. Biz idrak edemeyiz, biz bilemeyiz. Bizim yapacağımız, Rabbim bizi bağışla. Anne babamızı bağışla. Çoluk çocuğumuza imanlı, Kur'anlı nesiller olmalarını, namazını devamlı kılanlardan olmalarını. İbrahim Aleyhisselam bu duayı öğretiyor. Rabbim diyor, oğlum İsmail Aleyhisselam'ı senin evinin yanına yerleştirdim. İnsanların sevgisini, muhabbetini onlara celbettir ve soyumu, bakınız peygamber İbrahim Aleyhisselam peygamber, oğul İsmail Aleyhisselam peygamber, Rabbim soyumu namazı devamlı kılanlardan eyle diye dua ediyor. Soyumdan gelenleri. O zaman biz daha fazla edeceğiz. Bunun için önce namazımızda daim olacağız. Ardımızdan gelen neslimize de aynı iyilikleri, aynı güzellikleri ki düşünün bu dünyadan biz göçüp gitmişiz ki kaçınılmaz sonumuz. Ardımızdan namaz kılan bir nesil, dua eden bir nesil bizim için hala seyyiat, amele defterimize, hasenatımıza güzellikler, salih ameller, sevaplar yazılmaya devam ediyor. Dünyada bırakacağımız en güzel, hayırlı eserlerden bir tanesi. Hayırlı evlat ile namazla, ama önce ne yapacağız? Biz önümüzde gidenlere namazını kılan, anne babası için gelip geçmiş istiğfar edenlerden olalım ki bizim de ardımızdan aynısını bize yapanlar olsun. Bizi de dualarıyla ananlar olsun, Kur'an ile ananlar olsun, hayır hasenat ile ananlar olsun, bu güzel yolda daim olanlar olsun. Rabbim hem bizleri hem de ardımızdan gelecek olanları aynı güzellikler üzere daim olanlardan eylesin.